LGBT artıların gündemine, LGBT artıların penceresinden baktığımız Patika programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta seçimin artık tekrar tekrar yeniden gündemimize girmeye başladığı ve seçim gündemiyle ilgili hem LGBT artıların hem de ülke genelindeki birçok siyasi yapının yeni açıklamalarıyla geçen bir sürece yaşadık. Bu haftanın önemli haberlerinden bir diğeri ise Türkiye İşçi Partisi'nden LGBT artı aktivisti Niler Albayrak'ın adaylığını açıklamasıydı. Niler Albayrak bugün konuğumuz ve onunla hem aday adaylığı sürecini hem de seçimlerde LGBT artı temsilini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Direkt şeyle başlayalım isterseniz. Neden Türkiye İşçi Partisi? Yani biliyorsunuz ben aslında Cumhuriyet Halk Partisi üyesi ve oradan milletvekili aday adayı olmuştum. Ve partinin birçok elementinde de görev almıştım. Fakat son dönemlerde mücadele alanı özellikle Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın 28. dönemde yani bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidecek vekiller arasında mutlaka benim partimden bir LGBT'li olacak demesi, diğer Türkiye İşçi Partisi milletvekillerinden Sera Kadıgil'in, Ahmet Şık'ın, Barış Atay'ın o güzel mücadelesi ve çekinmeden, kimseden ayıplanmadan ya da korkmadan LGBT'lilerden cesurca bahsetmeleri ve ben de yıllardır LGBT mücadelesi yaptığım için kendimde farklı bir hava gösterdi, hissettirdi ve tip bana göre daha uygun olduğunu düşündüğüm için CHP'deki üyeliğimden vazgeçip Türkiye İşçi Partisi'ne üye oldum. Akabinde de kendilerinin de bazı kişilerin arzusuyla aday adaylık başvurusunda bulundum. Evet, önümüzdeki günlerde aday adaylık başvuruları değerlendirilip aday olup olmayacağı belli olacak ama oraya giderken bir yandan siz Avcılar'da yaşayan ve Avcılar'da yerel siyasete de dahil bilinen bir isimsiniz ve Avcılar'da 2012 yılında trans kadınlara dönük linç girişimlerini de yaşamış, deneyimlemek zorunda kalmış isimlerden birisiydiniz. Oradan siyasete atılma kararını nasıl verdiniz? Ya şöyle, ben eski bir seks işçisiyim. Bunu zaten hiçbir zaman gizlemedim. Ben siyasete girdiğimde, hatta şu anda açık kimlikli olarak, altını çizerek söylemek istiyorum. Açık kimlikli olarak kamuda çalışan tek trans kadınım. Yani kendini belli etmeyenleri falan katmadığım için öyle söylüyorum. Ben Meis sitesi olaylarında baskınlara, oradan polis soruyla evden kovulmalara varana kadar, hatta arabamızın içinde neredeyse linç girişimine varana kadar birçok şeyi yaşadım. Ve bu ülkede aslında bizlerin de çok da azınlık olmadığımızı fark ettim. Bir araya geldiğimizde çok daha güçlü hareket edebileceğimizi anladım ve neden siyasette olmayalım diye durup dururken kafamda bir şeyler belirdi. Çünkü siyaset alanında LGBT birisinin açıkça ortaya çıkmış olması aslında bizim belki de varlığımızın ve hayatımızın aslında sürekli olarak seks işçiliğiyle anılmaması gerektiğini öne koşar diye düşündüm. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi oldum. Sonra milletvekili ön seçim adayı oldum. Ki o dönem bana Cumhuriyet Halk Partisi'nde kontenjan adaylığı teklif edilmişti. Fakat ben bunu kabul etmemiştim. Ve demiştim ki bizleri farklı tanıyorlar. Aslında bizim farklı yönlerimiz de var. Ve biz bu farklı yönümüzü ortaya koymak istiyoruz. Beni örgütün seçmesini istiyorum demiştim. Ön seçime girmiştim. Ve İstanbul'un 3 bölgesinden 3. bölgede en zor, en muhafazakar olan bir bölgede yaşıyorum. Buradan aday adayı olduğumda çok iyi, o döneme göre 3070 oy almıştım. Ve bir anda popüler olmuştum. Çünkü düşünsenize, seks işçisi olduğunu belli etmeyen, daha doğrusu söylemekten çekinmeyen, translığını hiçbir yerde söylemekten korkmayan birisi içlerine girmişti. Ve ben Avcılar'da kendimi tanıttığımda ayakta alkışlanmıştım. Küçükçekmece öyle, Bakırköy öyle gibi. Sonra tabii ki bu yeterli olmadı benim seçilmeme. Fakat mücadele etmeyi daha fazla öğrendim orada. Ve mahalle delegesi,
akabinde Avcılar ilçe yöneticiliği, ilçe başkan yardımcılığı ve onun dışında tekrar Cumhuriyet Halk Partisi ilk kadın kolları delegesi oldum ve tabii bu siyasi kariyer peş peşe gelince seks işçiliği yapmak istemediğimi hep belirtiyordum zaten. Derken dönemin belediye başkanı Turan Hançerli sesimi duydu ve bana iş verebileceğini söyledi. Ve açık kimlikli Türkiye'nin ilk kamu çalışan personeli trans kadını olmuştum. Evet, hala da belediyede çalışmaya ve bu belediyedeki görevinize devam ediyorsunuz. Evet. Bu belediyede çalışmak nasıl bir deneyime dönüştü sizin için? Çünkü çoğu zaman özellikle trans kadınlar söz konusu olduğunda sanki kamu kurumlarında ya da özel sektörde çalışamayacakmış gibi bir algı var. Bu algıyı yıkma bakımından da önemli bir örnek teşkil ediyor. Şöyle, ben belediyede ilk işe girdiğimde ailem, yakın arkadaşlarım ve belediye personellerinin hepsi bana 3 ay biçmişlerdi. Bu 3 aydan fazla çalıştırmazlar demişlerdi. Ama ben şu anda tam 3 yıl, 3 aydır çalışıyorum. İlk etapta çekiniyorlardı. Ben araç kullanırken, benim kullandığım araca binerken bir tedirginlik yaşıyorlardı. Acaba nasıl araba kullanıyor? Acaba sohbet edebilir miyiz? Çünkü LGBT camiası görüldüğünde hep eskisi gibi işte yollarda çalışan, işte şiddet mi eğilimli, işte ağzında jilet olan gibi gibi şeylerle anılıyorduk. Ben bu tabuları yıktığımı düşünüyorum. Ve kamu kurumlarında aslında bizlere, daha doğrusu her tür iş alanında aslında bizlere imkan sağlandığında, bize engel olunmadığında görevlerimizi aslında çok çok daha iyi yapabileceğimizi de ben ispat etmiş oldum. Ki ben kendi belediye başkanımla görüştüğümde ne kadar memnun kaldıklarını, aslında benden istedikleri performansın çok çok üstünde çalıştığımı ve keşke başka kamu kurumlarında da LGBT bireylerine engel olunmasa da iş imkanı sağlanabilmesi gerektiğini bile konuştuklarını çok duydum. Ya ben güzel bir şey olduğunu düşünüyorum ama nereye kadar gidecek bu, tabii onu ben de bilemiyorum. Ama şimdilik çok güzel gidiyor. Avcılar'da ve 3. bölgede çok fazla bir tanınırlığım oldu. Bir de şöyle bir şey oldu. Aslında neye göre kime göre ama şimdi seks işçiliğinden normal bir işe geçtiğimizde daha farklı bir bakış açısı oluşuyor. Aslında bana göre diğer iş de normal bir iş. Aslında bize dayatılan bir iş olduğu için, ama sanki insanlar böyle yaşadığınızda ya da çalıştığınızda sizlerin bakış açısını değiştiriyor. Evet, bir yandan da siyasette de senelerdir, yani daha önce de CHP üzerinden işte farklı isimler, HDP üzerinden aday adaylıkları açıklandı, adaylar olundu ancak son sıralarda umulup meclise giremedi ve burada çok sık karşılaştığımız bir argüman var: halk hazır değil. Ben bu soruyu bir aday olarak size sormak istiyorum. Yani halk LGBT artı adaylara hazır değil sözü ne anlama geliyor ve siz bu söze karşı ne söylemek istersiniz? Şöyle, hazır değil derken aslında ben şunu düşünüyorum. Neye göre hazır değil, kime göre hazır değil? Çünkü biz zaten hazırız. Halk da bize hazır. Sebebine gelince biz halkla aynı yerlerden ekmek alıyoruz. Aynı yerlerden alışveriş yapıyoruz. Aynı yerlerde geziyoruz. Aynı yerlerde gerektiğinde temel ihtiyaçlarımızı görebilmek için alanda görünüyoruz. İşte bir yere gittiğimiz zaman aynı minibüse biniyoruz. Daha nasıl aynı olmalıyız ya da nasıl hazır olmalıyız ya da olmamalıyız? Aslında bizler hazırız. Sadece bazı siyasi çevreler veya ılımlı İslam Cumhuriyeti gibi bir yönelimlere veya yönetimlere gitmek isteyen siyasi partiler bizlerin halkla arasını açmaya, sanki bizler yokmuşuz gibi davranmaya ve işte halk buna hazır değil, vatandaş buna hazır değil. Yo, tam aksi. Benim oturduğum site 9 katlı 60 haneli bir site ve biz hepsiyle çok çok da iyi anlaşıyoruz. Çok çok da hazırız. Sadece belirli bir kısım oy potansiyelini alabilme açısından aslında bizden de oy alabilen
bu siyasi kurumlar, partiler ve kişiler bizleri egale etmek istiyor. Yok saymaya çalışıyor. Biz hazırız. Herkes bize hazır. Bir gün, elbet bir gün bu laik Türkiye Cumhuriyeti'nde bir LGBT'li bir milletvekili, LGBT'li bir işte trans kadın belediye meclis üyesi, belki belediye başkanı mutlaka olacak diye düşünüyorum ben. Tam burada yani bu hafta siyaset açısından çok yoğun bir haftaydı ve yeniden Refah Partisi Hüdapar'ın Cumhur İttifakı ile ilişkileri, görüşmeleri, yeniden Refah Partisi'nin başta Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını söyleyip en son Cuma günü Cumhur İttifakı'na katıldıklarında bir protokol metni imzaladıklarını da gördük. Bu protokolde işte bir takım manevi değerlerimize aykırı fiiller ve sapkınlıkların yasaklanması için yasal düzenlemeler getirilmiştir gibi bir ifade de vardı. Oradan LGBT artı derneklerinin kapatılması şeklinde yorumlandı bu durum. Yani gidişatı nasıl görüyorsunuz? Özellikle Cumhur İttifakı'nın bu kadar LGBT artılara saldırdığı bir durumda muhalefetin neler yapması gerekiyor? Aslında muhalefetin çok şey yapması gerekiyor. Fakat ben muhalefet olarak, sol parti olarak işte Türkiye İşçi Partisi'ni, HDP'yi ve diğer bileşenlerini görüyorum. Zira bir öncesinde içinde olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin de artık sol cenahtan çıkıp sağ cenahın içine düştüğünü düşünüyorum. Bir kumpasa mı geldi onu da bilemiyorum ama yani rahmetli Erbakan'ın çok güzel sözleri vardı. Fakat mevcut Erbakan tam aksini yapıyor. İsim yapmak istiyor diye düşünüyorum. Kendini kanıtlamak istiyor diye düşünüyorum. Ama bugün işte Türkiye İşçi Partisi, HDP ya da diğer sol partilere işte terörist yaftası yapan bir AK Parti hükümetinin ya da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ama kendilerine geldiğinde işte HDP'nin oylarını mübah görmesi ya da LGBT bireylerini bile yeri geldiğinde terörist gibi yaftalaması sadece bana göre şahsi düşüncem çıplak birkaç sesten öte olacağını düşünmüyorum. Fakat şimdi Cumhur İttifakı'na girerek ve bunda şartlar koşarak bu şartların içinde işte aile kavramı, sapkınlık gibi söylemler evet doğru ve bir diğeri Hizbullah terör örgütüne çok yatkın hatta içinde olan bir Hüdapar. Hüdapar'ın da şartları belli. Ama şunu neden hiç düşünmüyorlar? Hüdapar, Refah Partisi gibi partilerin ya da kurumların, kuruluşların bademleme dediğimiz küçük çocuklarla, küçük kız çocuklarıyla birlikte olma, evlenmek istemelerinin çok doğal olduğu gibi işte birbirlerinin eşlerine vesairelerine bakmaları ya da farklı şeyler uygulamaları gibi. Peki neden düşünmüyorlar? Bugüne kadar hangi bir LGBT'yi bireyi bir komşusunun kapısına bakmış, bir komşusunun eşine bakmış, sokakta bir hayvana tecavüz etmiş ya da katletmiş, bir çocuğu istismar etmiş. Ya her şeyden evvel günümüzde günde artık neredeyse en kötü 2-3 tane kadının katledildiği, bir iki tane en kötü istismar olayının geldiği olaylarda neden bunları yapanlar İslami kesimlere yakın kişiler oluyor da neden LGBT bireyleri olmuyor? Mesela bir camide bir imam bir hanımla basılmıştı ve biz hatim indiriyorduk demişti. Peki bu imam neden bir LGBT'li değildi o zaman? Ya da gezi olaylarında onca olaylar yaşandı. LGBT'ler hedef alındı. Ama orada LGBT bireylerinin tek istediği daha özgür yaşamdı. Daha insani bir yaşamdı. Ben şahsen şunu düşünüyorum. Asıl sapıklık ve sapkınlık, asıl cinsiyet bozukluğu bence heteroseksüel kesimde bulunuyor. Onlar bunu daha çok yapıyor. Biz sadece insanca yaşamak, insanca çalışmak ve hep birlikte daha özgürce yaşamak istiyoruz. Bizim zararımız sadece kendimize, bir başkasına asla bir zararımız olmuyor. Neden acaba bunu böyle düşünmüyorlar diye de düşünmek istiyorum.
Tam bu noktada aday adaylığının ardından eğer olursa aday gösterilme ve meclise girme ihtimaliniz bulunuyor. Meclise girip milletvekili olduğunuzda planlarınız neler? Nasıl bir vekillik dönemi hayal ediyorsunuz? Yani oradakiler gibi kaldır eli indir eli olmayacağını çok iyi biliyorum. Zira ezilmişlikten gelen insanların ama başkalarını da ezmeden mücadele edebileceğini biliyorum. Özellikle yapmak istediğim bu ülkede Lazı, Çerkezi, Hristiyanı, ateisti, Müslümanı, deisti hep bir arada insanca yaşayabileceğimizi aslında ben göstermek istiyorum. Tabii ki önergeler vesaireler olacak. Bunların arasında dezavantajlı gruplardan LGBT bireylerinin, bunların yanında hayvan hakları, bunların yanında yıllarca söz verilen ama bir türlü yapılmayan Roman vatandaşların hakları, kadın hakları, alanlarda özgürce kendimizi ifade edeceğimiz. Çünkü eylem silahsız ve kimseyi rahatsız etmeden olduğu sürece anayasal bir hak. Ama bizler ve diğer eylem yapmak isteyen hiçbir kesim bu eylemlerini kullanamıyor. Bunu yapmak istiyorum. Çok şey yapmak istiyorum ama kaç tanesini söylesem meclise girmeden yapamayacağım için şu an sadece söylemde kalabiliyor bunlar. Umuyorum ki meclise girip o mecliste de bu söylediklerinizi hayata geçirebileceğiniz bir dönem olur. İnşallah. Onur yürüyüşleri örneğin son yıllarda sıklıkla yasaklanan yürüyüşler, hükümet LGBT artılar artık deyim yerindeyse savaş açtı. Bu zor durumda LGBT artıların bir kısmı da çekinebiliyorlar, korkabiliyorlar, endişe edebiliyorlar. Sizin onlara mesajınız nedir? Çünkü önde olan, görünür olan ve siyasete atılan az sayıdaki isimden birisiniz. Belki daha genç ve olayların kendisini kötü etkilediği insanlara ne demek istersiniz? Şöyle ben ailesi tarafından, ailesinin de asimile edildiği bir ülkeden, yani benim ailem eski Yugoslavya, şimdiki Makedonya göçmeni, Arnavut bir ailenin çocuğuyum. Arnavutlar biraz inatçıdır. Yapmak istedikleri şeyleri mutlaka yapmak isterler. Korkarak bir şey yapamayacağımızı öğrendim. Ben arkadaşlarıma, çevreme hep şunu söylüyorum. Siz her gün korkarak ölüyorsunuz. Ama ben bir gün korkarak ölüyorum. Çünkü korkunun ecele faydası yok diye bir şey var. Benim şu anda mevcuttan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la davalarım var. Hatta çok daha yeni, çok daha taze bana terör soruşturması açtılar. İBB'de oluşan olaydan herhalde bu böyle yansıdı. Bu dava sürüyor soruşturma aşamasında ama benim terör örgütüne üye olduğuma dair araştırmalar yapılıyor. Çalıştığım kamu kurumundan yazılar isteniyor. Fakat asla geri adım atmadım. Ve geçenlerde verdiğim bir ifadede arkadaşlarım da bunu bilmeli. Evet, bu paylaşımları ben yapıyorum. Evet, bu sayfa benimdir. Evet, ama ben anayasal hakkım olanı kullanıyorum dediğimde polisler de şaşırmıştı ifademi alan. Bence hiçbiri korkmamalı. Çünkü sokakta çalışma mecburiyetinde kaldığınızda zaten nelerle karşılaşabileceğini bilerek çıkıyorsunuz o yola. Siyaset evet çok zor. Siyaset o kadar zor ki. Çünkü 100 kişiye karşı tek kişi gibisiniz. Orası artık bir örgüt. Onlar örgütlenmiş. Onlar birlikte olmuş. Siz sonradan içlerine girmeye çalışıyorsunuz. Kendinizi kabul ettirebilir misiniz? Evet. Bunu da çekinmeden, korkmadan, mücadele ederek yapabilirsiniz. Bunu başarabilirsiniz. Bunu birlikte başarabiliriz. Ama korktuğunuzda işte bana bu bir şey söylemesin, ay bu bana bir şey yapmasın, ay ben evimden olurum, arabamdan olurum, malımdan olurum dediğinizde zaten hiçbir şeyi başarmak gibi imkanınız olmayacak diye düşünüyorum. Sadece cesaret. Benden birazcık örnek almalarını istiyorum. Nacizane özür dileyerek söylüyorum. Haşa ben kimim ki? Ama ben korkmadan mücadele ettim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'nin ikinci büyük partisinden
adı sanı daha yeni duyulan bir partiye gittim. Ve benim eski ilçe başkanlarım, benim eski belediye başkanlarım, meclis üyelerim beni özelden arayarak tebrik ettiler. Keşke sendeki cesaretin binde biri bizde olsa dediler. Ya bu çok güzel bir şey. Bence cesaretle hepimiz her şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Bir yandan özellikle translara dönük nefret saldırıları, cinayetlere karşı eylemlerde yer almanın dışında bireysel olarak yaptığınız bir eylem de var. 2018 yılında Evet. sıra bende mi diye avcılar meydanında yaptığınız bir eylemden de bence bahsetmek gerekiyor. Bu özellikle bir topluca eylemlerin dışında tek başınıza da böyle ses getiren eylemleri yapmayı neden önemli buluyorsunuz? Bunlar toplumsal yapıda bir değişim yaratıyor mu sizce? Çok yapıyor. Ben o eylemi yaptığımda kaymakamlıktan izin alarak aldım bir de. Dilekçe verdim. Kamuda çalışıyordum. Yok pardon, kamuya girmek üzereydim. Ondan sonracığıma ve kaymakam böyle bir eyleme izin veremeyiz dedi. Hayır dedim, vereceksiniz. Bu benim anayasal hakkım dedim. Ben size dilekçeyle müracaat ediyorum dedim. Peki dediler. Dilekçesini alın dediler ve ben eylem günü oraya gittiğimde her yer polis doluydu. Sivil polisler doluydu ama tabii ben bunun izinli bir eylem olduğunu paylaşmıştım. Eylem günü Avcılar'daki bazı heteroseksüel kadınlar, o dönemki partisinin içinde olduğum bazı kadınlar ve inanır mısınız esnaf gelmişti. Ve ben çok basit bir çarşafın üzerine burada dolma kalemle işte bıçak işareti, ip işareti, işte kan görüntüleri bilmem ne yaparak avcıların içinde gezerek gelmiştim oraya. Herkes şaşırmıştı. Ama görünürlük diyoruz ya, tek veya çoğul gerçekten çok önemli. Ben o eylemimden sonra çok daha fazla güzel tepkiler aldım. İşte bravolar, tebrikler vesaire vesaire. Eylem her zaman için eylemdir. Görünürlük her zaman için görünürlüktür. Çünkü insanlar sizi hiç görmediği zaman zaten tamamen yok sayıyorlar. Ama siz bir şeyler yaptığınızda, işte bir kafeye çay içmeye gittiğinizde bile, "Aa, bak aramızda bir trans kadın var." dedikleri zaman gelip merhabalaşabiliyorlar, konuşabiliyorlar, sohbet etmek isteyebiliyorlar. Yani ben eylemin her türünü seviyorum ve yapılması taraftarıyım. Bir yandan da ama sosyal medyadan da çok fazla negatif tepki de aldınız. Yani negatif tepki de denemez buna. Nefret saldırılarının da olduğunu biliyoruz. Mesela işe başladığınız dönemde Avcılar Belediyesi'nde hükümete yakın medya organları ve onların eliyle bir takım sosyal medya kullanıcıları işte CHP'liler homoların hamisi, LGBT'liler bayrak isimli homoyu işe aldılar. Skandal uygulama, sapkınlar gibi gibi çok fazla cümle de sarf edilmişti. Böyle nefretle karşılaşmak, yani bir işe girdiğinizde her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi çalışabildiğinizde böylesi bir nefretle karşılaşmak sizi kötü etkilemiyor mu? Yo, aslında tam aksi. Çünkü ben onların bana verdiği cevaba ben mücadele ederek, çalışarak, aslında her şeyi yapabileceğimizi belli ederek, aslında bizlerin de istediğimiz zaman ve engel olunmadığı zaman çok şeyi başarabileceğimizi gösterdiğime inanıyorum. Hatta ben mevcut hükümeti eleştirdiğimde benim belediyemdeki AK Parti meclis üyeleri benim için önerge vermişlerdi ve uyarılmamı istemişlerdi. Onları çok eleştiriyorum diye. Ve benim için uyarı veren meclis üyesi kürsüye çıktığında iki kelimeyi bir araya getirememişti. Çünkü ilk söyleminde işte uygun olan ve kötü olmayan sözlerle bizi eleştiriyor deyip hemen akabinde uygun işte bilmem ne bilmem ne diyerek kendi söylemlerini çürüttü. Bence olmalı, eleştiri de olmalı. Belki benim yanlış olduğum bir şey vardır. Onlar görüyordur ama eleştirilere göğüs germek, eleştirilere ani fevri tepki vermemek
babında aslında onlar da yaptıklarının yanlış olduğunu düşünüyorlar. Bugün beni eleştiren AK Partili meclis üyeleri bugün neredeyse bana kendi eski partimdeki meclis üyelerinden daha çok sahip çıkıyorlar. Bu da çok tuhaf geliyor bana. Ama maalesef böyle de bir durum var şu anda. Ve ilk işe girdiğimde evet birçok basın mensubu, arkadaş, Akit TV gibi, Akit gazetesi gibi evet beni alaşağı etmek istediler. Beni yerden yere vurdular. Ama ben onlara mücadelemle cevap verdim. Çalışmamla cevap verdim. Ve bugün tabii ki bir meclise girmem ya da bir başka LGBT bireyinin girmesi durumunda bu saldırılar gene olacak. Ama korkmadan mücadele edersek bunların da üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ettik yayınımıza katıldığınız için. Umuyoruz önümüzdeki haftalarda aday adaylığından adaylığa geçtiğinde tekrar konuk ederiz sizi. Ben size çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yayın hayatınızda çok başarılar diliyorum. Çok teşekkür ettik tekrardan. Evet, sevgili Niler Erbayrak konuğumuzdu ve kendisi Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adaylığını açıkladı Niler Albayrak. Bunun dışında çok uzunca süredir de siyasette yer alan bir isimle konuşmuş olduk böylece. HDP'den daha önce belediye meclis aday adaylığı, ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday adaylığı, Avcılar'da ilçe delegeliği ve nihayetinde Avcılar Belediyesi'nde işe girmesiyle gündemin tam ortasından seslenen, gündemin tam ortasında LGBT artı haklarını hatırlatan bir konuşmasını dinledik. Niler Albayrak bir yandan da tanınan ve bilinen de bir sima, farklı şekillerde medyada da yer alan ve transların haklarını savunan bir isimdi. Seçim gündemi boyunca Patika programında önümüzdeki günlerde hem LGBT'yi artı aday adaylarını ve adaylarını ağırlayacağız. Hem de bu gündemde neler olduğunu her patikanın sonunda özel bir bölümle sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu hafta Niler Albayrak'ın adaylığı dışında bir önemli gündemde Yeniden Refah Partisi gündemiydi. Yeniden Refah Partisi'nin bir takım talepleri oldu Cumhur İttifakı'na katılmak için. İlk başta bu taleplerin reddedildiği üzerinden Cumhur İttifakı'na katılmayacakları yönünde bir intiba varken, Cuma günü sürpriz bir kararla Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'na katıldıklarını ve taleplerinin de kabul edildiğini söyledi. Bu talepleri İsmail Saymaz, gazeteci İsmail Saymaz, ne olduğunu protokol metnini sosyal medya hesabından paylaştığı için öğrenebildik ve burada çok tehlikeli bir takım hakları ihlal etme yönünde meselelerde ortaklaştıklarını gördük. Bunun öncesinde AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'le Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık karşı çıkmıştı. 6.284 bizim kırmızı çizgimiz demişti. Yer almadı 6.284 bu protokol metninde, ama 6.284'ü kasteden hamleler yer aldı. LGBT artı derneklerinin kapatılmasını kasteden kelimeler yer aldı. Ve Özlem Zengin ve Derya Yanık daha önce İstanbul Sözleşmesi döneminde LGBT artıların da haklarını savunduğunu söyleyerek şey yapmışlardı açıkçası. Sözleşmenin kaldırılması yönünde oy kullanmışlardı, ancak gün geldi 6.284'te artık bir tartışma konusuna maalesef ki dönüştü. Bir sarı öküz meseli var, herkes biliyordur. Yani birlikte yaşayan bir grup öküz varken aslanlar bir şekilde onları birlik içerisindeyken baş edemediğini anlayınca sarı öküzü istiyorlar sürüden. Sürü de sarı öküzü kurban veriyor, ama aslanların istekleri burada bitmiyor. Kuyruklu öküzü de istiyorlar, boz öküzü de istiyorlar. Böyle böyle sürü de kala kala bir elin parmağını geçmeyecek öküz kalıyor ve dönüp biz ne zaman bu hale geldik? Biz bir sürü olarak çok güçlüydük. Aslanlara karşı dik durabiliyorduk dediklerinde, sürünün yaşlılarından biri sarı öküzü vermeyecektik diyor. Tam olarak bu meselenin yaşandığı bir haftanın ortasındayız. LGBT artı hakları çok uzunca süredir hükümetin gündeminde ve birçok muhalefet ya da hükümet içerisindeki nispeten toplumsal cinsiyet eşitliğine yakın olabilecek isimler LGBT artıları kurban verdikten sonra şu anda orayla yetinilmediğini, Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi'nin kadına yönelik şiddetle ilgili yasaya göz diktiğini de görüyoruz. Önümüzdeki programlarda belli ki çok daha
geniş bir şekilde ele almamız ve çok daha kritik bir eşikte olduğumuzu görüyoruz. Bütün bunlar olurken bir yandan da şu ana kadar Türkiye İşçi Partisi'nden Esmeray ve Niler Albayrak adaylığını açıklayan LGBT artı hak savunucuları oldu. Önümüzdeki günlerde aday adayları ve adaylar netleştiğinde seçimin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşene kadar kendinize iyi bakın.